Hadi. Kayıt mısın? Okay. Yeah. Are you rolling? Yeah. Have you rolling? Pusulamız bu defa kaptanın ardını gösteriyor. Burada kaptan. Peki diye. Nereden ne? You rolling? Valla buraya çok gelip gidiyoruz. Artık burada ol neredeyse. Herkes tanıyor Mehmet Barakat. Take the last one, make the same plan. İlk defa buraya yani en önde neredeyse. Yıllar süren hapis hayatından sonra Nelson Mandela işte buraya, Soweto'daki evine döndü. 27 yıl boyunca tek evi hapishanedeki hücresi, en çok gördüğü insanlar da hapishanedeki gardiyanlar olmuştu. Acaba hapisten çıkıp evine ilk defa geldiğinde neler hissetti? 1988 yılında Mithat Bereket Milliyet için bir araştırma yaptı ve hatta bir ödül aldı. Bu araştırma Yunanistan üzerineydi. Mehmet Ali bunu okuyunca çok heyecanlandı. Dedi ki çok parlak bir çocuk var, keşke ben de çalışsa dedi. Ve Mithat'ı ilk gördüğünde Milliyet'e bu teklifte bulundu. Mithat bir tereddütler etti, sonunda da kabul etti ve Mehmet Ali ile böylece 32. günde başlamış oldu. Binlerce Gürcü evini toprağını bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Suhum düştükten sonra kente giren ilk televizyon ekibi 32. gündü. Mithat Bereket cephedeki durumu yerinde inceledi. Abhaz askerleriyle ve Abhazya devlet başkanıyla konuştu. Şimdi Suhum alındı, Abazlar kenti temizledi, Gürcüler geri çekildi. Savaş yüzünden evini bırakıp kaçanlar geri dönüyorlar. Ancak açıkça söylenmese de herkesin kafasında şimdi aynı soru var. Bundan sonra ne olacak? İşte bütün bunları Abhazların başındaki adamla, devlet başkanı Vladislav Ardzinba ile konuştuk. Abhazlar tarafından çok sevilen Ardzinba sorularımızı gayet net ve gerçekçi biçimde yanıtladı. Bu son olaylar sırasında ateşkesi bozan taraf siz oldunuz. Suhum'u bombardımana tuttunuz, içinde siviller ve hatta gazeteciler olan uçakları düşürdünüz. Gürcülerle aranızdaki sorunu çözmenin başka bir yolu yok muydu? Bir kere konuya bu açıdan bakmak yanlış. Savaşı ilk başlatan Gürcüler oldu. Zorla Suhum'a girdiler. Biz anlaşmak için her yolu denedik. Olmadı. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Mithat Bereket, evrensel tarzda haberciliği bir anda ekolünden uygulayan ilklerden biri. TRT'nin içinde bir 32. gün ekolü, bize yerli, ulusala evrenseli taşıyan imkanları ve özellikleri de sundu. Bundan ilk payını alan, ilk yetişenlerden biridir Mithat Bereket. Çünkü bunun tabii ki evrensel kuralları, okuduğunuz okullar, işte size öğretiler var. Ama bunu halkın anlayacağı biçimde vermek, dili sadeleştirmek, göz seviyesinden insanlara bunu haber gibi sunmak, o ekolden, Mehmet Ali bir anda ekolünden geldiği için ve Mithat bunu çok iyi kaptığı için çok hızlı bir başlangıç yaptı. 1980'lerin başından itibaren Orta Doğu'da İsrail ve Amerika'ya karşı yürütülen silahlı mücadeleyi yeni bir örgüt üstlendi. Batılıların kaçırılmasından intihar saldırılarına ve suikastlere kadar hemen her türlü terör eyleminin altında bu örgütün imzası vardı. Kendilerine Hizbullah yani Allah'ın partisi diyorlardı ve öylesine gizliydiler ki hiç kimse tam olarak ne olduklarını, ne istediklerini ve dış bağlantılarını anlayamadı. Bugün de hala anlayabilmiş değil. Sizin Hizbullah'la tam olarak ilişkiniz nedir? Herkes bu örgütün başında olduğunuzu söylüyor. Gerçekten de öyle mi? Muhammed Fadallah gerçekte kimdir? Seyyid Muhammed Hüseyin Fadallah, really? Ben hiçbir siyasi örgüte bağlı değilim. Ancak bütün İslam dünyasına ve İslam devleti kurma arzusunda olan herkese kalbim açık. Bu yüzden kendimi herhangi bir partinin lideri olarak görmüyorum. Ben kendimi yararlanmak isteyenlere açık olan bir referans kaynağı olarak görüyorum. Batılılar Lübnan'daki İslami hareketin artmasından endişe duyuyorlar. Beni suçlamak için böyle bir örgütün lideri olduğum yolunda yalanlar öne sürüyorlar. Ancak Hizbullah bir terör örgütü olabilir.
olarak biliniyor. Sizce bu doğru değil mi? Yani Hizbullah gerçekte bir terör örgütü değil mi? Bence Hizbullah dünyadaki bütün Müslümanların içinde olduğu bir harekettir. Her türlü adaletsizliğe, zulme karşı çıkan önemli bir harekettir. Ben Hizbullah adlı örgütün üyesi olmasam da oradaki gençlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Peşmergeler PKK'yı Türkiye ve özellikle İran'a sürüp kendi bölgelerinden çıkartmak konusunda kesin kararlılar. Bu işi en geç bir hafta içinde bitireceklerini söylüyorlar. Ancak bu arada PKK'nın da umulandan çetin çıktığı ortada. Buna bir de bölgedeki coğrafi güçlükler eklenince her şey daha da zorlaşıyor. Bu arada Türkiye, İran ve Irak arasındaki üçgen bölge yine sorunlarla dolu olarak kalmaya devam ediyor. Televizyon denilen şey prodüksiyon demektir. Televizyon denilen şey montaj demektir. Televizyon denilen şey iki kişi konuşurken, bir kişi konuşurken onun altını görüntülerle, müzikle, kamera çekimleriyle, değişik kamera çekimleriyle olayı insanlara yaşatmak demektir. Şimdi bu prodüksiyon işini Türk televizyonlarında en iyi yapan televizyoncuların başında Mithat Bereket geliyordu. Gördüğünüz gibi Saraybosna'daki günlük hayatın kısa bir özeti bile boşnakların neler çektiğini göstermeye yetiyor. Buradaki herkes sürekli tehlike altında. Hiçbir yer güvenli değil. Nereden geleceği belli olmayan bir uzun menzilli sniper mermisi her an hayatınıza son verebilir. Bütün bunların üzerine bir de sürekli artan yokluk eklenince her şey tam bir drama dönüşüyor. Türkiye'de televizyon gazeteciliğinde dış habercilik aslında 32. günde başlayan bir gelenek. 32. gün dışında genellikle kanallar dış muhabirlere bağlanmak ya da dış muhabirlerden telefonla ses almak dışında oralarda çok fazla boy göstermezlerdi. Dış habercilik pahalı bir iş, oldukça pahalı bir iş ve daha önemlisi de formasyon gerektiriyor. Yani sizin dış haberciniz hem yabancı dil bilecek, hem gittiği ülkenin bilgisine, gelişmelerine ve tarihine vakıf olacak, hem de siz o parayı harcayacaksınız. Dolayısıyla bunun bütün bu değişkenleri bir araya getirebilecek olan tek kurumsal yapı 32. gündü. O programın dış habercilik açısından yıldızı ise Mithat Bereket'ti. Hakikaten Mithat Bereket o dönemde sadece bilgisi, birikimi, haberini sunuş tarzıyla değil, aynı zamanda habere kazandırdığı içerik ve haberin kurgusuna kazandırdığı gerçekten son derece önemli yeniliklerle bir çığır açmıştı diyebilirim. Just a minute, just a minute. We have press. Do you have a commander? Sorry, I don't understand. Üzerimize silahlar ve hatta toplar çevrildi. Kasetlerimize el konmak istendi. They even don't know where they are. As I'm informed, they were told that some other foreign aggressor came here and they are protecting our country. And they are very, very astonished when they see that practically they must shoot our own people. Röportaj yapma konusunda bence Türkiye'de değil dünyada çok sayılı gazetecilerden biridir. Çok büyük liderlerden söylemek istemeyecekleri sözleri alabilir. Liderler çünkü propaganda yapmak için röportaj yapar. Ne söylemek istiyorsa onu söyler. Ama Mithat Bereket öyle bir stratejiyle röportaj yapar ki aynı soruyu 5 defa farklı şekillerde bilinçaltına bazı anahtar kelimeler yerleştirerek sorup onun duygularına hitap edip sevinmesini, ağlamasını sağlar ve bir şekilde istediğini alırdı liderlerden. Çok kritik anlarda dünya ajansları onun röportajlarını geçerdi. Dışarıya çıktığınızda hiç intikam almayı düşündünüz mü? Hayır. Benim intikam almayı düşünecek vaktim yok. Yapmam gereken çok iş var. Ve bunlar yapıcı işler, yıkıcı işler değil. Şu anda bütün düşündüğüm sorunları çözmek için bugün ve yarın ne yapabileceğim. Siz şimdi bir kahraman, bir lidersiniz. Yaşayan bir efsanesiniz adeta. Bu büyük bir sorumluluk değil mi? Neler hissediyorsunuz? Hayır. Benim yaptıklarıma sadece kişisel yönden bakmak çok büyük bir hata olur. Çünkü ülkeyi tehdit eden sorunları en iyi şekilde çözecek olan örgüttür. Mandela'yla, Kaddafi'yle, Ahmedinejad'la,
çok büyük röportajlar yapmıştı ve o konuda çok başarılıydı. Yani hep onu hayranlıkla izlerdim. Bir de bir bakıyordunuz Bosna Savaşı'nda kafasının yanından mermi geçerdi. Bir bakıyorsunuz Arafat'ın cenazesinde ona Kalaşnikov doğrultmuşlardı. Yani böyle bütün kriz anlarında her yerde acayip bir adrenalinle çok cesur bir şekilde vardı ve o zamanlar internet ve işte bu kadar farklı alandan bilgi alamadığınız için en objektif şekilde, en kritik yerleri, cep telefonu yok, vatandaş haberciliği yok, insanlar olayları cep telefonuna çekemiyor. Gidip o en kritik anlarda, en büyük krizlerin ortasında dururdu ve o çok saygıdeğer bir şey yani, çok zor bir şey. Ve şu anda NATO ve Sırplar resmen karşı karşıya gelmiş durumdalar. Bir Sırplar vuruyor. İşte yine yok yanına bir bomba düştü. Bu tarafta galiba. Bir keresinde de tesadüf etseydi, tam çekim yaparken yanında bulunduğumuz bir yere bombalamaya başladılar bir apartmanı. Ve ilk gelen biz olduk. Merve kameramanım, geldik. Bir baktık bina yanıyor, bombalanmış. İçeride inlemeler geliyor, ölüler var belli. Bağırtılar geliyor binaların içinden, dairelerin içinden. Ve orada kamerayı bıraktık. Çünkü orada çekim yapsaydık eğer yaralara yardım edemeyecektik. Orada karar vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir savaş muhabiri olarak, bir gazeteci olarak insanı önlem bir tane almanız gerekiyor. Belki o görüntüleri çekseydik bütün dünya televizyonları o görüntüleri kullanacaktı. Çok geçerli görüntüler olacaktı ama onu tek kare çekmedik. Ama benim vicdanım rahat. Çünkü bu meslek, bu savaş muhabirliği bana şunu öğretti. Hiçbir haber ama hiçbir haber insan hayatından daha değerli değil. Karda kışta kıyamette bir bidon su getirebilmek için 2 ya da 3 kilometre yürümek zorunda kalıyorlar. İsrail'i, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı, yani dünyanın Romanya'yı, dünyanın her tarafını birebir alıp getirebilmen, evinin içine getirebilmen, bu ağır meşakkat. Bir kere iyi dil bilmen gerekiyor. O dünyalarla yakın olman gerekiyor. O dünyalarla haşır neşir olman gerekiyor ve bunların hepsini Mithat Bereket yapıyordu. Bosna'da 1990'ların başında gerçekten çok zorlu bir savaş vardı. Aşırı milliyetçi Sırplar, çetnikler Saraybosna'ya çevirmişlerdi etrafını, kuşatmaya atmışlardı ve içeride sadece yaşlılar kalmıştı çoğunlukla. En benim unutamadığım Ramo'nun ve ailesinin fotoğrafı çok net kafamda. Ramo amca, aslında Ramo'yu biz ilk gördüğümüzde işte konuştuk, ettik, tanıştık. Orada onlarla beraber yaşadık ama sonra bir sene sonra yine savaş devam ederken bir kere daha gittik Saraybosna'ya. Ve sürpriz yaptık Ramo'ya. Yani söylemeden gittik. Kapıyı çaldık. Bizi görünce bir anda ağlamaya başladı bana. Nasılsın? Ha? Elif nasılsın? İyisin. Vay 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 vay. Hey koçum. Çok güzel. Abi dinle bak adam kalkacak. Olabilir. İşte gördüğünüz gibi göz yaşartıcı bomba attılar şimdi. Böyle. Filistin sorunu deyince herhalde en önemli liderlerden biri de Yasir Arafat'tı. Rahmetli Arafat'la hemen hemen her dönemde, yani her dönüm noktasında görüşme imkanı buldum ben. 4 defa görüştüm. 93'te Gazze'ye tekrar geri döndüğünde, o eğilip toprağı öptüğünde oradaydık. Ondan sonra tekrar barış görüşmeleri başladığında oradaydık. Nobel Barış Ödülü aldığında oradaydık. Kendisiyle görüştük. Son hatta abluk altına almadan İsrailliler Ramallah'taki bulunduğu karargahı orada konuştuk kendisiyle. Burak gibi tam da. Thank you very much. Arafat'ın cenazesi sırasında da oradaydık ve belki de hayatımızın en tehlikeli dönemlerinden birini yaşadık. Bir Filistinli asker büyük ihtimalle ilaç almıştı, uyuşturucu almıştı veya sarhoştu. O sabah Arafat'ın cenazesi bekleniyor. Bütün Filistinliler çok kötü durumda. Herkes ağlıyor, ağıtlar yakılıyor. O sırada bu asker bana yöneldi elindeki silahla. Elinde Kalaşnikov marka bir silah var. Az önce de birkaç el ateş etmişti. Tetiği çok hassas olan bir silah. Yani eli tetiğe değdiği an zaten kendinde olmayan bir insan o an ne yaptığının bile farkında değildi bence. O ara bana yöneldi ve Arapça bir şeyler söylüyordu. Ne dediğini anlamadım. Ve o sırada yöneldiğinde silahını da kafama dayadı. Mithat abi bunu arkamda
yayın yaptığı sırada fark etmiş ve araya girdi. Hey, defal halı, defal halı. Journalist. Defal halı. Journalist. Don't touch. Hadi, hadi, hadi. Tell him to take him off. Take him off. Hey. Hey. Bir adam bir tane kendi dedi. You wanna shoot me? I'm from Turkey. Bir adam bir tane. Bana bir tane. Bana bir tane. Hey. Why are you doing my cameraman? Mithat'ın yaptığı çok işler var, çok değerli. Hakikaten uluslararası alanda bile izlendiği zaman ses getirecek işler. Ama bir Kaddafi olayı vardı ki unutmam. Kaddafi ile bayağı ciddi ciddi top oynadı. Yani bunlar dünyada az yapılabilir, az görülebilir şeyler. Bir de Kalaşnikov. Yani Kalaşnikov'un kendisiyle röportaj yapmak. Libya'dan iyi akşamlar. Burada ne mi yapıyorum? Görmüyor musunuz canım, futbol oynuyorum. Şimdi ne var bunda? Futbol dünyada çok ünlü bir spor. Herkesin oynadığı popüler bir oyun diyebilirsiniz. Ancak futbolu kiminle oynadığınız çok önemli. Çünkü o zaman işin rengi çok farklı oluyor. Bitirmek üzereyiz. Yaklaşık 12-13 yıldır savaş muhabirliği yapıyorum. Afganistan, Bosna, Irak, Kosova, Çeçenistan, Azerbaycan, Abhazya ya da Orta Doğu. Savaşların ve çatışmaların olduğu her yerde işte karşıma hep bu silah çıktı. Bu silahın adı AK-47 ya da daha çok bilinen ismiyle Kalaşnikov. İşte biz de bu programımızda sizlerle birlikte 20. yüzyılın bu en ünlü silahını daha yakından tanımaya çalışacağız. Bu ölüm makinesinin mucidiyle konuşup Kalaşnikov'un hikayesini inceleyeceğiz. Bu ünlü makinalı tüfeği nasıl icat ettiniz? Bu AK-47'nin hikayesini, öyküsünü bir de sizden dinleyebilir miyiz? Babamın köylü olduğunu söyledim. Eğer 2. Dünya Savaşı olmasaydı ben köylülerin işini kolaylaştıracak makineleri icat edecektim. Ancak silahları icat etmeye başlamamda en büyük suç Almanların. Çünkü Almanya 2. Dünya Savaşı sırasında 1941'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne saldırdı. O sırada ben de ordudaydım. Tank kullanıyordum. Alman cephesinde çok kötü yaralandım. Hastaneye kaldırıldım. İşte ilk olarak hastanede yatarken böyle bir silah icat etmeye karar verdim. Çünkü Almanlarla çatışmaya girdiğimizde ordumuzun silah olarak ne kadar eksik olduğunu görüyorduk. Ayrıca Almanların elinde daha çok mermi atan yeni bir makinalı tüfek vardı. İslami'nin lideriyle Kabil'in 75 kilometre doğusunda Surabi'deki radar üstünde. Zaman gerekirse burada Şiilerin gövde gösterisi var ve burada Amerika yok. Çatışmalar gördüğünüz gibi gece yazı gündüz hiç değişmiyor. Burası Dara. Bu küçük köy çok önemli çünkü buradaki dükkanların hepsi silah dükkanı. İşte biz de bütün bu durumu yerinde görebilmek için Çeçen savaşçılarının arasına girdik ve onların Rus ordusuna karşı nasıl savaştıklarını anlamaya çalıştık. Batı Slavonya'da Sage köyünde küçük bir meyhanenin içindeyiz. Ancak köy deyip de geçmemek lazım. Çünkü bu küçük köy Bosna Hersek'teki olayların gidişatı açısından son derece önemli. Tüm dünyayı dolaşıyordu, herkesle yakın diyalog kuruyordu ve daha stüdyo temelli olmayan, daha hareketli, sahadan yayın yapıyordu. Bence çok farklı bir soluktu o yaptığı. Yani şu kadar, o kadar farklı ki bugün bile bazen bir takım insanlarla konuştuğumuzda Mithat'ın adı gündeme geldiğinde, işte Kadir Has Üniversitesi'ndeyiz hala beraberiz vesaire dediğimizde, ya o bir program vardı diyorlar hani Pusula'dan bahsederek. Çok enteresandı. Yani hala insanların hatırladığı etkin bir programdı. Dolayısıyla bence keşke tekrar ona dönülse, bugünkü Türkiye'de de medyada o tür programlar yapılsa. Ya aslında Pusula onun en efsanevi programı diyebiliriz. Onun 90'larda damga vurmasını sağlayan, dünyanın her yerinde, her yerden en savaşların kızıştığı, krizlerin olduğu yerlerden sürekli Mithat Bereket çıkardı karşımıza. Benim de idolüm de o zamanlar zaten. Filistinlilerin öfkesi cami katliamından sonra çeşitli gösterilerde ve çatışmalarda kendini gösterdi. Fakat bunların hiçbirisi Jeriko'daki gösteri ve bu gördüğünüz görüntüler kadar etkili ve büyük olmadı.
İşte önce yine taşlarla başladılar. Karşıda bir İsrail karakolu var. İsrail askerleri sadece seyrediyorlar bu taşları. Henüz daha karşılık vermediler. Fakat kalabalık da karşılık vermeyen İsrail askerlerinden cesaret alıp giderek karakolun yanına yaklaştı. Bir müddet sonra artık camları da indirmeye başladılar. Şimdi bilemiyorum, hala İsrail askerleri herhangi bir karşılık vermediler. Ne bir gaz bombası gördük, ne göz yaşartıcı bomba. Evet, işte ilk tepsi geldi. Mithat benim muhabirlikteki ilk kalemdir. Bana çok destek olmuştur. Sırtımı sıvazlamıştır. Bak git burada böyle bir haber ver, yap demiştir. Mithat'la Kudüs'te karşılaştık. Bana Mithat dedi ki, burada çok iyi iki haber var. İstiyorsan benimle gel ve beraber yapalım. Sen Sifa Pres'e gelirsin, ben de 32. güne yapacağım. Mithat'ın peşine takıldım. Hizbullah'la görüşecekti Mithat. Ama bir şey oldu, görüşemedi. Daha sonra İstanbul'a dönmek zorundaydı. Bana dedi ki, bir bayram günü olacak. Bütün gazeteciler büyük bir olasılıkla El-Aksa Camii'nin dışında bekleyecekler. Sen Müslümansın. Dilersen bir poşetin içine seccade koy, fotoğraf makinesini sakla, cami içine gir, orada fotoğrafları çek ve böylece Sipa Pres'e çok iyi malzeme verebilirsin demişti Mithat. Bana bu yolu Mithat açtı. İlk haberim benim. Ve o kadar da böyle hiçbir şey takmadan habere doğru koşuyorum ki, yani ne ölüm korkusu var gözümde. Hepimiz biraz öyleydik. Hepimiz biraz coşkuluyduk açıkçası. Bir haber yapabilmek için her şeyi göze alabilirdik. Buradaki çatışmalar gördüğünüz gibi gece yaza gündüz hiç değişmiyor. Hep aynı. Biraz evvel burada Yahudilere ait olan bir fabrikaya Filistinli gençler saldırdılar. Şimdi de buraya gelen İsrail askerleri Filistinli gençlerin üzerine hem göz yaşartıcı bomba atıyorlar. Bu gazlar her tarafı sarmış durumda. Şu anda genzimiz yanıyor neredeyse. Hem plastik mermiler atıyorlar hem de ses bombaları ve arada sırada da asıl mermileri kullanıyorlar. Karanlıkta doğrusu Filistinli gençler şimdi kaçtılar burada. Ben Mithat Bereket haberciliği diye bir haber olduğuna inananlardım. Yani bir konvansiyonel olarak habercilik yapanlar var, bir de Mithat Bereket haberciliği var. Mithat Bereket haberciliğinin en önemli özelliği o haberi önce kafasında kurar, kurgular ve ondan sonra çekerdi. Bu çok önemli bir refleksti. Yani siz gittiğiniz her yerde ben bu haberi nasıl bir mizansen içerisine oturtacağım ve o mizansen içerisinde nasıl izleyiciye sunacağım, bunun sorusunu önce kendisine sorar, ondan sonra da gider o mizanseni çeker. Benazir Bhutto'nun ikinci defa başbakan seçilmesiyle birlikte Pakistan'da yeni bir sayfa açıldı. Ama ülkenin kemikleşmiş sorunları da yerli yerinde duruyor. İşsizlik, büyüyen dış borçlar, fakirlik, eğitim yetersizliği ve hızlı nüfus artışı. Şimdi halk bütün bunların bir an önce halledilmesini istiyor. O yüzden de tüm gözler Benazir Bhutto'ya çevrilmiş durumda. Ne yapacağı, işe nereden başlayacağı da büyük merak konusu. Türkiye'de de bir kadın başbakan oluşu kişisel olarak sizi etkiliyor mu? Kendinizi Türkiye'ye daha yakın hissediyor musunuz? Aslında ben kendimi Türkiye'ye her zaman çok yakın hissetmişimdir. Öğrenciyken en büyük kahramanlarım Atatürk ve Nasır'dı. Atatürk'ün modern Türkiye'yi nasıl kurduğunu çok yakından inceledim. Ayrıca erkek kardeşim bir Türk kızıyla evlenecekti. Ama maalesef olmadı. Ben de Kenan Evren ve Turgut Özal'la tanışma fırsatı buldum. Ayrıca babam da şimdiki cumhurbaşkanınızla yakın arkadaştı. Tabii bütün bunların yanında sizin de bir kadın başbakanınızın olması benim için ayrı bir önem taşıyor. Sayın Çiller'le tanışmak için sabırsızlanıyorum. Zannederim kadın kadına daha iyi anlaşacağız. Tabii ki en önemlisi liderlerle yapılan röportajlardı. Muammer Kaddafi, Arafat, Bill Clinton, Hillary Clinton ilk senato adayı olurken onunla beraberdik. Seçim çalışmalarını beraber izledik. Birçok savaşlar var bunların içinde. Kosova, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, seçimler var, Amerikan seçimleri, 2000, 2004, 2008, 2012 yılında bütün Amerikan seçimlerini beraber izledik. Komşumuz Yunanistan'ın seçimleri, her zaman yakından takip ettik. İlk Vladimir Putin Rusya'da seçilirken biz de oradaydık.
Sizi Florida'daki turunuzda izledik. Hem Miami şehir merkezinde hem de Boca Raton'da halkın size olan ilgisi ve sevgisi çok büyüktü. Hatta sanki yeni başkan adayı sizmişsiniz gibi davrandılar. Orada sahneye çıkınca, o kalabalığı görünce neler hissettiniz? Çünkü size gerçekten çok büyük bir ilgi vardı orada. Oralarda gördüğüm ilgi çok güzeldi. Bu bana büyük mutluluk verdi. Ama gerçekçi olmak gerekirse, bütün bu sevince ve ilgiye rağmen Amerikan halkı bugün pek çok konuda ne yazık ki bölünmüş durumda. Mithat Bereket, seni dinliyoruz. Çok teşekkürler Mirgün. Dediğin gibi aslında patlamadan hemen sonra buradaydık ve biraz evvel Nazlı Çelik başka bir tarafta, Erdoğan Durna başka bir taraftaydı ve burada ne olup bittiğini, en azından şu ana kadar neler yaşandığını ve son durumu size aktarmak istiyoruz. Nazlı'yla devam ediyoruz biz. Aldığınız bilgiler aslında sinagog saldırının üzerinden neredeyse bir hafta bile geçmedi. Aynı örgüt üzerinde, aynı kişiler tarafından da yapılabilme ihtimali üzerinde duruyorlar. Şu anda enkaz ve arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Çok sayıda arama kurtarma ekipleri içeriye girdi. Köpekler içeriye girdi. Yaralıların çoğu hastanelere kaldırıldı gördüğümüz kadarıyla. Ve içeride şu anda patlamadan muzdarip olarak ölü olan insanlar var mı yok mu? Köpekler bunu arıyorlar Mithat. Nazlı, çok çok teşekkürler. Bir başlığı vardır ve biz o başlık doğrultusunda o programın çerçevesini çizeriz. Konuğun da buna uyum sağlaması gerekir. Aksi takdirde yayın çok sıkıcı olur. İnsanlar seyretmek istemez. O tempoyu tutturmak gerekiyor. Bunun için konuğun rahatlaması gerekiyor. Mithat konuğu çok iyi rahatlatır. Hazırlar. Yayına çıktığında da konuk Mithat'la sohbet eder. Kamerayı unutur. Hiçbir şey görmez. Bu da çok işimize gelir yayıncı olarak. Mithat Bereket'in için konuk ediyoruz. Çünkü Mithat Bereket dünyanın her tarafından topladığı 200 pusula ile dünyanın her tarafında çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi mi açıyor? Evet, 6 Aralık'ta Kadir Has Üniversitesi'nde galeride orada bir sergi başlıyor ve 31 Aralık'a kadar açık kalacak. Ben tabii 20 yıldır neredeyse bu işte, yani çömezlikten itibaren hesaplarsanız 20 yıl olmuş. Bu yanlış, şunu söyleyeyim. Bir fotoğraf sanatçısı sergisi değil ya da bir foto muhabiri sergisi değil. Onu hep altını çizerek söylemek istiyorum. Bu bir sadece olaylara, önemli tarihi dönüm noktalarına tanıklık etmiş bir muhabirin gözünden o enstantaneler. Bir de ikincisi Pusula Akademisi'nin bir ürünü bu. Biz Kadir Has Üniversitesi ile beraber bir akademi kurduk. Bizim ekibimiz orada, Pusula ekibi ve orada hem belgeseller, hem Pusula programı, hem diğer internet sitemiz var. Onlar www.pusula.tv var. Oradan bütün genç arkadaşlar bu işi yapıyorlar ve öğrencilerle çalışıyoruz. Yetenekli öğrenciler alıyoruz. Onlar daha birinci sınıftan itibaren Kadir Has Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesi'nde, hatta diğer bölümlerden gelenler de var. Daha birinci sınıftan itibaren hani elleri altında bütün aletlerimizle bizim beraber birebir piyasa şartlarında çalışmaya başlıyorlar. Pusula programının modelinde oradaki habercilik anlayışıyla burada haberci öğrenciler yetiştirmek çabası vardı. Bence bu iki katkı üniversite açısından çok önemli katkılar. Ladies and gentlemen, my name is Özer Bereket. I am a younger brother of Mithat. I take this opportunity to convey his feelings nowadays being receiving this prize. It is very important for him and he has been going on and on about how proud he is feeling lately for receiving this prize. Your real successes in this life is not the ups and downs in your career. It is your collection of people that makes a difference at the end of the day. So, Mithat says he considers himself a lucky person because he collected these people in his lifetime. From his family to his dearest people here, including Aaron Noble and Esin, and also Ilana, without which such a professional video would have been impossible.
So thanks for the members of the huge family. Thank you.